Tabii maalesef Efendi Hazretlerini Türkiye tam anlamış değil. Türkiye tam anlamış değil. Allah anlatsın inşallah. Amin. O zaman dostlardan biri, keşfe açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazhar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Yani Allah'ın aynasıdır. Dostlar Allah'ın aynasıdır. Mevla tecelli ediyor, tecelligâhtır. Millet. Ağır koma dediler. Şöyle oldu. Ciğeri durdu. Bir şey durdu. Ne oldu bizden? Canlandı. Kaç kere canlandı? Şimdi senden değil benden değil. Yani işte neden? Ne dedik? Allah velilerine de verir böyle. Efendim bak burada son hali bu. Son hali buydu. Yeni dergi çıktı. Son halini böyle gösterdi. İşte böyle. Nur-u İlahi. Nur-u İlahi duruyor böyle. Elhamdülillah. Bir ağrınız var mı diyorum. Yok yok diyor. Benim her yerim ağrıyor mesela. Elhamdülillah. E şimdi nedir? Birisi gördü zuhuratta. Ezra-i Nefem geldi Efendi Hazretlerine. Çok sene oldu. 15 sene. İşte efendim alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Olur mu bu? Olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Mukayyerlik verildi. Ne demek? İster gel, ister kal. Şeyhler de diyor ki velilere de böyledir. Bütün evliyanın ittifakı var. Velilerden de isteyen pay verilmiş. Bunlar hepimiz bir insan olmuşsa Gavs'un sayesindedir. Eğer bugün biz herkes bizi seviyorsa Gavs'un sayesindeyiz. Eğer herkes bize selam veriyorsa gene Gavs'un bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman Gavs'un evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah ile baş baş bırakalım. Resulullah ile beraber bırakalım. Onları Gavs'a teslim edelim. Bizim haddimiz değildir bunların haddini vermek, haşa. Onun için hiçbir zaman Gavs'un çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. O hakka sahip değiliz. O hakka yetkimiz yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda, kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda can olduğu müddetçe, canımızda ruh olduğu müddetçe o aileye köle olacağız. O aileye biz başımızı yere koyacağız. Bütün Gavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Gene de Gavs'un hakkını eda etmemiz mümkün değildir. Gene değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavs'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman Gavs'un torunları isterse erkek tarafı isterse kadın tarafı hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Doğru çift taraflı hem Resulullah'ın evladı hem Gavs'un evlatlarıdır. Yoksa derbeyi çift yerde yeriz biz. Musriye teyzenin oğlu Mustafa Hoca geldi efendim. Mustafa Ekin. Sizin merhametinizden ayakta duruyorum. Ayakta duruyoruz. Allah'ım size razı olsun. Türkiye'miz güzel. Amin. Maşallah, maşallah, maşallah. Elhamdülillah. Cemaatler çok elhamdülillah. Memnunlar sizin saatinizden, afiyetle. Çok memnunlar. Hep söylüyoruz, seviniyorlar, bayram ediyorlar. Dedim inşallah ayağa kalkacak tek başına. Arkasından yetişemeyeceğiz inşallah.
Yaşayacak olmadınız hala. Müsaadenizle efendim hazretleriniz. Müsaade ederseniz. Allah'ım razı olsun. Allah'ın layık olmak nasip etsin. Mustafa Hoca çıkıyor efendim. Eş. Hem memnun sana. Allah. Allah'ım layık etsin sizi. Teşekkür ederiz efendim. Ebu Hasan Harkani Hazretlerinin müritlerinden bir kafile onu ziyarete gider. Oradan ayrılıp gidecekleri zaman Ebu Hasan Harkani Hazretleri onlara şöyle der: başınıza herhangi bir şey gelirse beni vesile ederek Allah'tan yardım isteyiniz diyor. Beni aracı yapınız diyor. Evet, vesile kılmak. Vesile ediniz diyor. Bunlar kafile oradan ayrılıyor, memleketlerine giderken gecenin bir vaktinde hırsızlar, yol kesiciler, eşkıyalar kervanı soyuyor. Ve bu arada kervanda bulunan insanların tamamı Allah Allah diye bağırıyor ve Allah'tan yardım istiyor. Ama o anda müritlerden birisi Ebu Hasan Harkani Hazretlerinin tavsiyesini, nasihatini hatırlıyor. Ne olur Ebu Hasan hürmetine bizi kurtar diye dua ediyor. Ve sabah olduğunda bakıyorlar ki herkes soyulmuş, herkesin malı, mülkü, eşyası alınmış ama ya Ebu Hasan diyen kişiyle hiçbir şey olmamış. Sabah olduğunda tekrar Hazret'e gidiyorlar. Diyorlar ki efendim biz Allah dedik soyulduk, bu Ebu Hasan dedi kurtuldu diyor. Bunun sebebi nedir, bunun hikmeti nedir? Ebu Hasan Harkani Hazretleri şu cevap veriyor: evlatlarım diyor, ben size söylemiştim. Siz isyan ettiğiniz için, günah işlediğiniz için Allah Celle Celaluhu sizin duanıza icabet etmez. Ama o beni aracı yapınca ben Allah'a dua ettim. Allah Celle Celaluhu benim duamı kabul etti buyuruyor. Buradan hocam ilk bölümden itibaren kıymetli bir abimiz var. Yarbay Mehmet abi. Allah selamet versin kendisine, dünya ahiret. O büyüğümüze şöyle bir sual tercih etmiş. Kurban demiş, biz Avrupa'dayız. Tahminim ve kanaatim Avrupa'daki talebelerinize daha fazla himmet ediyorsunuz. Bizim istihkakımız herhalde biraz buradakilerden fazla demiş. Şimdi orada hizmet ediyor. Yazın evet. Tabii buraya geliyor. Aradaki farkı mukayese imkanı var. Büyüğümüz buyurmuş ki evet yarbay demiş, siz küfür içinde olduğunuz için size saadatlar daha fazla istihkak gönderiyor, daha fazla himmet ediyor, daha fazla duaya mazhar oluyorsunuz. Sevinmiş yarbay abi, kurban o zaman sakın bizi bırakmayın demiş. Zaten bir saniye bıraksak ayakta duramazsınız demiş. Sakın bizi bize bırakmayın. Evet. Yani o dediğiniz gibi nefsimize baş başa bırakmayın. Zaten bir saniye sizi kendinize bıraksak ayakta duramazsınız
buyurmuşlar. Ki oldu. Üçüncü sefer söyleyeyim. Zaten sizi bir saniye size bıraksak ayakta duramazsınız. Şimdi demek ki biz kendi aklımızla, fikrimizle, tabii mesuliyetimiz var, aklımız var, fikrimiz var. Bir şeyler yapacağız ama ayakta duruyorsak bizi bırakmıyorlar. Ayakta duruyorsak bilelim ki bu bizden değil. Ha. Ya Resulallah, Osmanlı Devleti'ni kuran Osmanlı Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin torunlarıyız biz ya Resulallah. Bizim canımız var ise, bizim canımız var ise sen bizim cananımızsın ya Resulallah. Canımızı veririz ama cananımızı kimseye kaptırmayız ya Resulallah. Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin muhafız, bekçisi ve çöpçüsü biziz ya Resulallah. Öldük ya Resulallah. Ruhumuz gene bu vazifeyi yerine getirecektir ya Resulallah. Sen müsterih ol ya Resulallah diyebilmiştir. Tamam mı? Yiğit düştüğü yerden kalkar. Onun için otururken Muhammed Mustafa, kalkarken Muhammed Mustafa, yatarken Muhammed Mustafa, yürürken Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa, ona ben güneş diyemem, güneş batar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, su diyemem, su durdu mu kokar. Muhammed Mustafa, ekmektir diyemem, ekmek durdu mu bayatlar. Muhammed Mustafa, çok leziz bir yemektir diyemem, çünkü yemek durdu mu ekşir. Muhammed Mustafa'nın müşebbihun bihi yoktur. Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın benzetebileceği hiçbir varlık yoktur. İmam-ı Rabbani Kuddisir'in buyurduğu gibi, Muhammed Mustafa eşittir Allah bu kadar. Eşittir Allah bu kadar. Eşittir Allah bu kadar. Bir eti kemiği var farklı olarak, o kadar. Bir eti kemiği var farklı olarak, o kadar. Bir eti kemiği var farklı olarak, o kadar. Şair Fuzuli, rahmetli Kanuni Sultan Süleyman'ın şairi, o dönemin şu arasındandır. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu güneşi niye yarattı? Allah Celle Celaluhu ayı niye yarattı? Allah peki yıldızları niye yarattı? Miraç gecesinde Muhammed Mustafa'nın ayaklarının altına onları sermek için yarattı. Sen ister anla, ister anlama. Allah-u Teala anlayanlardan bizleri eylesin. Amin. Mevlana Cami Kuddise Sirruh buyuruyor ki Nefakatül Uns adlı kitabında, büyüklerin diyor kabirlerin yanından geçerken diyor ayakkabılarını çıkardın. Peygamberler diri diriler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hatta İbni Akil Hazretleri, bir bu Nahiv alimi vardır, Nahvi o değil, İbni Akil Hanbeli vardır, büyük alim. O diyor ki bir eserinde hanımlarıyla bile zevkleniyor. Hanımlarıyla bile zevkleniyor diyor. Devam ediyor zevki diyor. Hanımlarıyla bile istifade ediyor. Çünkü berzak alemindedir ama dünya şu hayattaki zevkten ve tasarruftan daha kuvvetlidir. Ama onların zaten bedenlerin çürümeyeceği hadis-i şerifle sabittir. Haramun alel ard en te'kule es-sâdel enbiya. Toprağın peygamberlerin cesetlerini yemesi haram kılmıştır. Haccac zalim dönemindeki sıkıntıda ne oldu? Herkesi kesiyorlar, asıyorlar. 10.000 alim kestiler. Said İbni Müseyyep Hazretleri tabiinin ileri gelenlerindendir. Bukhari falan ondan rivayet ederler hepsi. Çok geri tabakat. O mübarek diyor kabri şerife, o zaman kabri şerifin içine girilebiliyor. Şimdiki gibi bu duvarlar yok. Onlar çok eski. Kabri şerifin içine sığındım diyor. Ama diyor karanlıkta kaldım, yani gün mü, öğlen mi, ikindi mi, güneş bat. 3 gün. Saati de ayar, saat yok ki. Hiçbir şey de ayarlayamıyorum. Namazları nasıl kılacağım? Yani vakit girdi mi, çıktı mı? Mesela akşam dar bir vakit. Yani girer çıkar 1,5 saat içerisinde ona uyanmak meselesi. Yani oldu mu olmadı mı? Nasıl sayacak dakikayı, saati?
Üç gün bu. İlk diyor sıkıntıya girdim yani oraya girdikten sığındıktan sonra namaz vakti girdi mi girmedi şüphelendiğim anda bile baktım kabr-i şeriften ezan ve kâmet geliyor. Said İbn-i Hüseyin bütün kitaplarda bu geçer. Mütevatir bir mesele bu. Kabr-i şeriften ezan ve kâmeti duydum diyor. Ondan sonra Resulullah'ın namazıyla namazlarımı diyor hep o saate göre takip et. Hep orada kabirden ezan oldu mu geliyor. Bu sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sığınıp da yardım görmeyen var mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselama ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicab izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i mahfuza, oradan semai dünyayı, oradan senin kalbine öyle geliyorum. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Dedi bu sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Çünkü Resulullah Cebrail aleyhisselamdan çok üstün. Cebrail aleyhisselam onun yanında yaya kalır. Kalmadı mı Miraç gecesinde? Hah. Hızır aleyhisselam çok meşhur Hızır aleyhisselam. Ama Hızır aleyhisselama kim öğretmiş? Resulullah öğretmiş. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Usulü din uleması hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazla Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır diyorlar. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri işte ne diyor? Efelet şumucu levveline ve şemşuna ebeden ala ufkul ula la tegrubu. Mektubatta geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. Gavs-i Ceylani. Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs-i Ceylani? Hemen gelir. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçti. Oku bak. Durmuyor. Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylani gelir. İmam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Bana hurafeci hoca derler. Sensin hurafeci. Sıkıştın mı putlara tapıyorsun. Serseri. Sıkıştın mı farelere tapıyorsun. Biz Allah'ın dostuna, Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor, benim ismimle çağırın gelirim. Allah. Efendi Hazretleri okudu bunu ya. Hem de Aziz Bayındır'a okudu. Bu Aziz Bayındır denen adam geldi. Tefsiri, Ruhul Furkan tefsirini inkar ediyor. Bunu yakmak lazım, şirk dolu bir şeyler. Efendi Hazretleri ne diyor işte, tarikat şirktir, rabıta, gavur olur adam falan. Efendi de mübarek de. Ya sen niye inkar ediyorsun falan. Bu beyti okudu. Abdülkadir Geylani şöyle buyurdu dedi. Müridi eyne mestegâteni uğithu velev kâne fî berrin ve bahri. Benim müridim. Yani mürid deyince biz de Kadiri tarikatından değiliz. Ama gönül bağımız var. Seviyoruz onu. İmam-ı Rabbani Hazretleri Abdülkadir Geylani'den de derslidir. Mevlana Halid'de de var. İmam-ı Rabbani ekolü Hindistan'daki babası Abdülahad Hazretleri Kadiri'dir. Şeyhidir. İmam-ı Rabbani ondan da icazetlidir. Evet. Ne diyor Abdülkadir Geylani? Müridim nerede benden yardım istese, karada, denizde, nerede olsa yetişirim imdadına diyor. Mevla bana böyle verdi diyor. Mevla bana bu makamı verdi diyor. Yani ha onlar vazifeli olduğu için söyler. O görevli, onlara izin var.
zikir çekmemiz lazım. Fazla ıstıbap çekmemiz lazım. Fazla rabıta yapmamız lazım ki bu ateşi böyle söndüreceğiz. Dünyada ateş zordu. Seyyid Hazretleri Sultan Muhammed Haşim dedi, evakese ne gel ya nizana cahat eseri İslam'ı. Dedi, dünyayı gezmeyen insan İslam'ın başına neler gelmiş haberi yoktur. Çünkü saadetler manevi geziyorlar, biliyorlar. Kimler ne ah uf çekiyorsa, dünyanın öbür ucunda bir Müslüman acı çekiyorsa, Seyyid Hazretleri burada rahatsız olur, haber olsun. Sizin haberiniz olsun ya. Çünkü neden? Seyyid Hazretleri bu Müslümanların Allah tarafından görevlendirmiş bir evladır. Gel Allah! Resulullah tarafından görevlendirmiş bir evladır. Seyyid-i Melek'edir söyledi. Dedi şöyle, ben Kavs-ı Saniye cesaret edip sordum. Sultan Hazretlerine cesaret edip sormadım. Seyyid-i Hazretlerine sordum. Dedim ki kurban, bu nedir yani? Ben de alimim, benim medresem var. Hiç kimse gelmiyor bize, cemaat katılmıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz da bu insanlar geliyor? Dedi Seyyid-i tevessüm etti, lakif etti, dedi Melek'edir. Sen çocuk musun? Dedi bu Allah peygamberi işidir. Biz ne yapalım? Allah yaptır, peygamber yaptır. Şimdi bu Allah ve peygamber tarafından açılmış bir kapıdır. Seyyid Hazretleri davetçidir. Bizi davet ediyor maddi olarak, manevi olarak. Manevi size gel diyor, maddi de bir kişi geliyor, vasıta oluyor. Vasıta, vasıta. Bir vasıtayla geliyoruz. Buraya niye geldik? Bir müşrik kamile bağlandık. Nedir bu? Mesela trafo düşün, trafo biz de bir ampul olduk elhamdülillah. Gelen Ceylan isimde bir lambamız var, bir kalbimiz var, o kalbi mürşide bağladık, o Resulullah'a bağladık, bize de aktırmaktadır. O rabita budur ha, 25 estağfar çekiyoruz ya, rabita rabita dedin de, o mürşidin Resulullah'tan aldığı nuru bize de aktarır. O kalp ki ışık girse, nur girse orada sönmez kalmaz. Zulmet nedir? Buğuzdur, hasettir, kibirdir, bencilliktir, gururdur, dünya sevgisidir. Bunlar hepsi haram olan şeyler. Bunları çıkarmak mesele. Hiçbir doktorun gücü yetmez buna. Ancak ve ancak o Resulullah'ın nuru mürşidin iki kaşının arasına kalba giriyor, kalbi temizliyor. Başka hiçbir güç oradaki zulmeti çıkarmak hiçbir doktor anlamaz. Hiçbir bilgi, bilim adamı bilmez. Ancak o nur çağırabilir. O estağfirullah diyoruz ya. Ancak o Allah kelamı girip iki düşmanın bir arada oturmadığı gibi zulmetle nur bir arada olmaz. Ya nur olacak ya zulmet. Bak siz niye öyle hemen kulak biliyorsun. Demek ki o kalpteki nur. Eğer o kalpte zulmet olsaydı insan sağır olur, sağır. Bu kulaklar değil. Bunlarla dünyevi işleri öğreniriz. Ahiret işleri unuturuz bu kulakla. Ama kalp kulağı dediğinden bize ahiret işleri de öğreniriz. Hayvan, ölüm vardır. Hayvan, Allah'ın emridir. Hayvan, peygamber, hayvan. Bunları ne yapıyoruz? Bunları kalpla dinlemek zorundayız. Bu kulaklar vurdur, düşüyor. Bak, camilere girin cuma günü. Hoca anlatıyor. Kimse kalp kulağıyla dinlemeyecek. Ancak Nakşibendi dinliyor. Dışarı çıktığı zaman sorursun, hoca ne dedi unutmuş. Çünkü adamın kalp kulağı çalışmıyor ki. Çünkü adam kalbin üzerinde zikir çekmiyor ki. Çünkü o kalp ki Allah'ın nuru girmemiş ki. Onun için dışarıda soruyorsun abi, hoca bir şey anlattı mı? Anlattı bana, ben bilmiyorum. Sebebi gelince kalp çalışmadığı için. Bu tarikatı kalp üzerinde çalışıyor. Kalp ki Allah'ın nuru geliyor. Oradaki boğaz hasen, hırsızlık çıkıyor. Allah'ın nur rahmeti giriyor. Resulullah'ın aşkın rahmeti giriyor. Diyor Fani Resul, Fani Resul, biz gideceğiz, Resulullah'la görüşmeyeceğiz. Kalben Resulullah'la görüşmeyeceğiz. Seyyid-i Hazretleri'yle baş başa oturup konuşacak halimiz yok. Seyyid-i Hazretleri muhabbeti kalbimize girer. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama, bizim peygamberimize efendim, efendim, efendim diye seyyiduna, seyyiduna diye hitap ediyorlar böyle sık sık. Bir ara. 1, 2, 3, 5 birden duruyor ve diyor ki tamam yeter. Bana efendim diye hitap etmeyin. Efendi yalnız Allah'tır diyor. Başka kimsenin efendilik hak ve yetkisi yok. Siz neyi konuşuyorsunuz?
Siz bunları yok ettikten sonra ne girip oralara duvarların arasına yatıp kalkıyorsunuz? Bundan nasibiniz yoksa o namazların size Kur'an tarafından lanet tokadı gibi geri döndürüleceğini hala öğrenemediniz mi? Her birinin 40 tane efendisi var. Siyasetten spora kadar, sinemadan bilmem neye kadar. Ondan sonra orada gidip 3-5 defa yatıp kalkmakla defteri kapatacağını zannediyor. Yazık. فَوَيْلُلْ لِلْمُسَلِّينَ diyen Kur'an'dır, ben değilim. Kim için diyor onu? Kim için diyor? Lanet olsun o namaz kılanlara, kim için diyor? Ebu Bekir için, Ali için, Ömer için demiyor herhalde. Kim için diyor? Peygamber terbiyesinden geçmiş insanlar için mi diyor? İşte onlar o terbiyeden geçti. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, efendim, efendim, efendim deyip durmayın. Ben sizin efendiniz değilim diyor. Efendi Allah'tır. Ne demek istiyor? Bakın. Bu efendi lafının nereye gideceğini ben bilirim. Şimdi bunu diyen bir peygamberin ümmeti bu fabrikasyon imalatla bu efendi denen hergeleleri nereden üretti, başına dikti? Kimdir bunlar? Hakiki manasıyla insan olan, hadi tırnak içinde, o manada efendi olan kendisine efendi dedirtir mi Allah'ın cezaları? Peygamber dedirtmedi de sen nasıl dedirtiyorsun peki? Kürek gibi elleri herkesin ağzının önünde. Kürek gibi. Tezek küreği gibi. Şimdi hemen buraya bir ilave yapayım, sonra bir Kur'an ayetine bağlayacağım. Elini öpüyorlar. Yahu şu kubbenin altında Hazreti Muhammed'in elinden daha öpülesi bir el tasavvur edilebilir mi? Bunu herkes biliyor. O Peygamber-i Ekber de biliyor. O Resul-i Ekrem de biliyor. Tamam ama orada bir ders var, onu vermek istiyor insanlar. Benim elimi habire öpmeyin diyor. Engelliyor. Bunu diyor, Acem Bizans krallarına yaptılar ve sonunda onları ilahlaştırdılar. Allahu Ekber tekbiran ve hamden kesira. Kim diyor bunu? Kur'an'ın mahbedi olan Muhammed Aleyhisselam diyor. Ey ahali, kendine gel. Kendine gel. Allah'tan cezanı mı istiyorsun? Kendine gel ya. Biz içerimizden birkaç tane soru geldi. Bir gün konuşma sırasında dur. Ben şimdi 5. vitese koymuşum. Bu bitecek. Frene bastığım zaman sorularını sor. Siz bana fren deyin, ben anlarım hocam. Bir gün konuşma sırasında sahabilerden biri diyor ki, konuşma böyle akıp giderken Hazreti Peygamber'le. Olur diyor, tabii, inşallah ve inşi'te. Sen ve Allah isterse bu iş olur. Kaynağın ifadesine göre hayatının en celallendiği zamanlarından biriyle öfkeleniyor. Diyor ki, Allah ve sen istersen olur, ne demek diyor kardeşim. Beni oraya katma, sadece inşallah de. Beni oraya katma, beni şirk aleti yapma diyor. Şimdi adam ne diyor? Al diyor şu tesbihi, al şu resmi, koy cebine, sonra bir tenhada git, efendi hazretlerini bak diyor, gözünün önüne getir, ona sığın diyor, rabıta et. Şu kelimeyi şu kadar çek, isteklerini sırala. Ya altına Ebu Cehil imzası atsan kimse yadırgamaz. Ebu Leheb imzası atsan kimse yadırgamaz. Müseylemetül Kezzap imzası atsan kimse yadırgamaz. Yahu sen müşrik misin, mümin misin? Bu nasıl iştir?
Demek ki namaz kılmak, Fatiha'yı her rekatta okumak işin fotoğraf kısmıdır. Ruh kısmı nerede? Ruh kısmı şurada. İyyâke na'budu dediğin zaman Allah'ın dışında kutsiyet verilmiş hiçbir varlık kalmayacak senin ruhunda, hafızanda, kalbinde, gönlünde, hayatında. Tevhid böyle bir şey. Yağma Hasan'ın böreği değil tevhid. Tevhid böyle bir şuur hali. Ben Allah'a da ibadet ederim. Adam namazı kılıyor orada. Sakalı da zaten uzatmış yahut her neyse bir de sarık da sarmış da zaten bitti. Arap'ın sarığı Allah'ın alameti olmuş. Ondan sonra çıkıyor. Yan tarafa geçiyor. Orada da bilmem kimlerin türbesi var. Bir 15 dakikada da orada Nevi Şahsına Minasır bir ibadet de orada sergiliyor. Sorsan ziyaret ettim. Ulan senin İslam'ın mabedinin avlusuna filancanın cenazesini defnetmeye ne hakkın var? Sana bu yetkiyi kim ve ne işi var o adamın orada? Ne işi var adamın orada? Bura mabet mi, mezarlık mı? Mabetle mezarlığı yan yana getirdin mi, bunun adına Müslümanlık denmez, Şintoizm denir. Anadolu'da birçok mabet Müslüman mabedi olmaktan çıkmış, Şintoist mabedine dönmüş. Buralarda kılınan namazlar, şu Fatiha'nın tanıttığı namaz falan değildir. Eğer hakiki manasıyla yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyorsa bir ruh, o ruhun şu isteğe hakkı doğuyor. Bakın 6. ayet hemen onu vermiş arkadan. İhdine sıratel müstakim. Dost doğru giden yola ilet bizi. Sen yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz de demin bahsettiğim aksaklıklara vücut verirsen, bizi dost doğru yola ilet dediğinde canın cehenneme nidası gelir. Sen bana layıkıyla ibadet ettin mi ki ben seni dost doğru yola ileteyim? Sen Şintoizm üzere ibadet edip sonra tevhidin duasıyla benden talepte bulunacaksın. Alırsın, bekle. Bak 1000 senedir alamıyorum. Yat kalk, 50 metreye bir cami yap. Yat kalk. Hazreti Peygamber onun da cevabını vermiş. Ümmetimin helake gideceği zamanda cami sayısı artar ve camilerin yapımı görkemli hale getirilir. Sadaka men natak. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Daha nasıl söyleyecekti? Nasıl söyleyecekti daha? Bu söylediklerini çiğneyenler çeneye bir tutam kıl, kafaya da bir Arap sarığı geçirerek nereye gideceklerini zannediyorlar. Allah'ın zavallıları, Allah size hidayet versin.